Evet, herkese merhaba. Bir konu, bir sunu. Yeni bir konumuzla karşınızdayız. Pilates nedir, faydaları nelerdir? Bunu konuşacağız bugün sizlerle. Aslında Pilates, öyle sandığınız gibi bir isim, bir anda ortaya çıkmış bir isim değil, bir şahıs ismi. Joseph Hubertus Pilates'in ismi. Bunu bir Türk bulsaydı, işte Suat Mahmutoğlu olsaydı şu an Mahmutoğlu yapıyorduk. Ya da işte başka bir şey yapıyorduk ama soyadı Pilates olduğu için Pilates olarak şu an literatüre geçti. Ama nasıl geçti, nasıl bir yolculuk var, bunu konuşacağız sizlerle. Bu iş nasıl bir endüstri haline geldi, satışa döndü? Yani aslında bu işin temelleri neler? Nasıl kandırılıyoruz? Nasıl gerçek Pilates yapıyoruz? Nasıl anlayabiliriz? Bunları konuşacağız. Şu an pek çok yerde Pilates dersleri adı altında grup dersleri duyuyorsunuz. Gidip bunlara katılıyorsunuz ama aslında bunların çoğunda Pilates'in 8 tane çok önemli ilkesinin bulunmadığını ben şahsen o ortamlarda gözlemliyorum. Hareket, nefes, odaklanma, merkezleme gibi, biraz sonra bunları göreceğiz. Ve bu iş 3'e ayrılıyor. Bu işin bir pazarlama yönü var, bir egzersiz yönü var, fayda sağlayan yönleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Joseph Pilates'in ilginç bir hayat hikayesi var. Aslında her çaresizlik, her problem beraberinde bir çözümü de getiriyor. Beraberinde bir sistemi de ortaya çıkmasına yol açıyor. Zaten tarihte baktığınızda en önemli icatlar hep en önemli sorunlar eşliğinde gerçekleşmiştir. Bunları görüyoruz. Joseph Pilates diyor ki fiziksel zindelik ne hayal ederek elde edilebilir ne de doğrudan satın alınabilir. Bastırayım parayı, istediğim vücuda ulaşayım. Ya da işte önümüzdeki ay başlayacağım, önümüzdeki hafta başlayacağım. Hep tasarlama, hayal etme, kurgu yapma. Bu da olmuyor, değil mi? Ne diyor? Bunların ikisi de olmaz diyor. Peki nasıl olur? Bunu konuşalım. Evet. Joseph Hubertus Pilates 1880-1967 yılları arasında yaşıyor. 1880'de Almanya Düsseldorf'ta dünyaya gelmiş kendisi. Ve çocukluk döneminde astım, raşitizm gibi böyle çeşitli hastalıklar yaşıyor. Hatta doktorlar iyileşemezsin şeklinde bir tanı da koyuyorlar ona. Bu hatta bazı arkadaşların arasında dalga konusu da olduğunda. Ama o ne yapıyor? Bunu kabul etmiyor. Bütün branşlara deniyor. Jimnastik yapıyor, boks yapıyor, güreş yapıyor, doğaya gidiyor, ormana saklanıyor, hayvanların nasıl hareket ettiklerini inceliyor. Anatomi kitapları okuyor, kendini geliştiriyor, hareket ve diyor ki kendisi, ben diyor anatomi kitaplarını ve kasları okur, bütün kaslarımı tek tek böyle dinlerdim. Örneğin bizim kor bölgesi kaslarımızda biraz sonra anlatacağım, çok derin çalışmalara kadar ulaştırıyor bu sistemi. Biraz sonra anlatacağız. Ve gerçekten doktorların iyileşemez dediği, hasta dediği bu çocuk sonunda iyileşiyor ve sağlıklı bir birey oluyor ve yaşıtlarına göre çok daha fiziksel olarak iyi bir noktaya ulaşıyor kendisi. Aynı zamanda Pilates'e kontroloji ya da kas kontrolü adı veriyor. Çünkü çok farklı bir sistem. Bizler spor salonuna gittiğimizde daha çok aynadaki kasları çalıştırıyoruz. İşte bacak, kollar, omuzlar, sırtımız vesaire çalıştırıyoruz. Ama Pilates daha derine iniyor. Omurgaya yakın kasları çalıştırıyor. Daha derinsel çalışmalar oluyor. İşte dik durmanın, doğru duruşun, omurgayla ilgili rahatsızlıklar olsun, bütün bunların çözümü yine Pilates'te mümkün. Ve Pilates 1918 yılında enteresan bir deneyi de kendiliğinden denemiş oluyor. Ölümcül bir grip salgını oluyor. Binlerce insan ölüyor. Ama o dönemde Pilates yapanların hiçbir şekilde bu grip salgından etkilenmediği görülüyor. Yani bağışıklık sistemini dahi artırmış. Çünkü egzersiz yaptığınızda bağışıklığınız da kuvvetlenir. Bunun sebebi vücudunuzu belli bir zorluk dayattığınız için vücut buna adapte olabilmek için güçlenmek zorunda kalır. Yani kendisini takviye eder. Bu da yine kanıtlanmıştır. Tabii bu göç etmeden önce kendisi aslında Almanya'da savaşta yaralanan Alman askerlerini tedavi ediyor. Bu Alman askerlerini tedavi ederken işte bunlarda omurga rahatsızlıkları var. Bunları yapmak için hasta yataklarından bugünün reformer aletini yapıyor. Hani var ya şu saati 100 lira, 150 liraya ödeyip özel ders aldığınız, üzerinde kaydığınız, ettiğiniz hareketler, aletler. İşte onun ilk tasarlamasını yapıyor. Tabii o dönemde kimse, şimdi savaş, açlık var, kıtlık var. Kimse, ya Pilates hocam ben nasıl kilo verebilirim? Ya 10 kilom var, işte şu bacaklar nasıl gidebilir? Kimsenin böyle bir derdi yok. Anlatayım ya, adamların derdi zaten belki de hayata tutunmak, tok kalabilmek. Ama bugün Pilates'e baktığımızda Pilates'e nasıl kilo verebiliriz? Pilates inceltiyor mu, sıkılaştırıyor mu? Daha çok bunların ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Çünkü bunlar satıyor. Mesela erkeklerde daha çok endişe edilen konu saçım dökülüyor. İşte biraz daha böyle görsel. Kadınlarda da işte biraz ya işte nedir işte saçım kaşım işte nedir şuradan da yağ yakma vesaire.
kimse duruşla ilgilenmiyor. Nasıl dik durabilirim? Doğru duruş nedir? Omurgamı nasıl düzeltebilirim? Sağlıklı bir yaşlılığa nasıl ulaşabilirim? Bunun sorularının cevaplarına ulaşmamız gerekiyor. Ve 1926'da kendisi ABD'ye göç ediyor. Orada New York'ta bir stüdyo açıyor. Bu stüdyodaki öğrencilerinin daha çok dansçı ve sahne sanatçılarının olduğunu görüyoruz. Onlar biraz daha böyle işe daha farklı bir hareketler. Point flex tarzı. Hani var şu ayakları şöyle yap, böyle yap. Hani point flex diyoruz. Mesela bu tarz bir hareketlerin biraz da balerinlerden katıldığını da biz görüyoruz tarihsel süreç içerisinde. 1945'te ikinci kitabı Return to Life yazıyor. Ve 1967'de 82 yaşında hayata veda ediyor. Biraz sonra size Joseph Pilates'in 82 yaşındaki resmini göstereceğim. Diyeceksiniz ki bu adam nasıl 82 yaşında? Zaten bir rivayete göre kesin tam ölümü ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Kimisi eceliyle öldü diyor ama bir rivayete göre de New York'taki stüdyosunda bir yangın çıkıyor. Aletlerini kurtarmak için içeriye girdiğinde dumandan zehirlenerek öldüğü söyleniyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu Pilates'in geliştirmiş olduğu ilk reformer alet. Hasta yataklarından yaptı. Özel yaylar takarak yapıyor bunu. Hani bizim bu kanepelerin arasında bu yaylar vardı ya, böyle uzar. O yaylardan özel bir şekilde direnç egzersizleri oluşturuyor. Çok derinsel çalışmalar yapıyor. Bir de kası bütün açılardan, sadece ön taraf değil, şu ön taraf, yan taraf, arka taraf, vücudu bütün açılardan ele alıp çok derin, omurgaya yakın kasları çalıştırıyor. Bu önemli. Pilates metodu 2000 yılında New York'ta açılan bir dava sonucu Pilates'in genel ve herkese kullanımına açık olduğuna karar veriyorlar. Ondan sonra dünyada bir akıma giriyor. Milyonlarca insan şu anda Pilates yapıyor ve binlerce de eğitmen oluştu. Şu an bir sistem haline geldi bu. Gördüğünüz gibi şu an Pilates 82 yaşındaki resmi bu. Gayet gördüğünüz gibi dik durabiliyor. Yani bu artık bir duruş oldu. Ve dünyayı bir efsane bıraktı kendisi. Kontroloji denilen bir efsane bıraktı. Pilates'in 82 yaşındaki hali bu gördüğünüz gibi. Şimdi Pilates nedir dediğimizde Pilates şunu diyor. Yani ben tanımlamalarını seviyorum çünkü basit, anlaşılabilir konuşma benim tarzım. Eğer 35 yaşında ve formda değilseniz, buraya dikkat edin, o zaman yaşlı olduğunuza, eğer 75 yaşında ve formda ve esnekseniz o zaman genç olduğunuza inanırdı. Şimdi burada yaştan ziyade omurganızın sağlığı önemli. Biliyorsunuz ki genç olduğu halde sürekli böyle kambur duran, işte sürekli bezginlik, omurga gitmiş, boyu kısalmış, dizinde menisküs çıkmış, beli ağrıyor, boyun fıtığı başlamış. Başlangıç aşaması daha genç ama. 30, 35, 40 yaşında arkadaşlarımız var, ben çok görüyorum. İnanın ki bu insanlar yaşlarının çok üzerinde bir omurgaya sahipler. Omurgalarını yaşlandırmışlar. Joseph Pilates de diyor ki 75 yaşında formda ve esnekseniz o zaman gençsiniz diyor. Önemli olan yaşınıza göre bu formda ve esnekliğinizi koruyabilmeniz. Bakın lüks hayat nedir ben size söyleyeyim. Lüks hayat öyle bir jip almanız, lüks bir villada oturmanız, banka hesabınızdaki biriktirdiğiniz paralar değildir. Lüks bir hayat öne eğilip çorabınızı giyebilmektir. Arkanıza dönüp arabanın arka koltuğundaki çantayı alıp önünüze dönebilmektir. Bugün inanın ki önüne eğilemeyen, dik duramayan, arkasına dönemeyen insanlarla dolu. Şu an fıtık, bel ağrısıyla ilgili hastanelere müracaatlar had safhada. İnsanlara kanser teşhisi konuyor, insanlara başka ölümcül hastalık teşhisleri konuyor ama onlar düşerek ölüyorlar. Denge kaybı. Denge bir kere çok kaybolan bir husus. İşte bu neden? Erken yaşta yaşlanmaktan dolayı oluşan bir olay. Biz ne yapıyoruz? Sağlıklı yaş alıyoruz. Ve Pilates burada çok derinsel bir çalışma sağlıyor bize. Hocam ya senin niye öyle işte dergi kapaklarındaki erkekler gibi damarlı kolların yok, işte niye böyle kaslı değilsin, niye şöyle değilsin? Pilates bunu önemsemiyor. Pilates diyor ki önemli olan uyumlu olma, fit olma. Yani denize mi düştün? Yüzebiliyorsan deniz ortamına uyumlusun. Dağ mı tırmanıyorsan, tırmanmak için uyumlusun. Bisiklete mi biniyorsun, uyumlusun. Bakın her şey kas, işte dümdüz bir karın vesaire değil. Aslında işin temeli sağlıklı bir omurga. Yani içinde bulunduğunuz kilo durumu neyse bunu taşıyacak olan o omurga, kas, iskelet sistemini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmeniz. Belli oranda yağınız olabilir, belli oranda kilonuz olabilir. Bunlar hiçbir problem değil. Önemli olan omurgayı derinsel bir şekilde bütün vücudu, kasları çalıştırabilmeniz. Kontroloji metodu hayatımızda bir denge oluşturuyor
Günlük görevlerimizi işten gelen zevk ve memnuniyetle, tamamen doğal, kolay ve yeterli olarak yerine getirebilen sağlam bir kafayla birlikte eşit oranda gelişmiş bir vücuda kavuşabilir ve sürdürmeye muktedir oluruz. Kontrolöji metoduyla. Şimdi dediğim gibi bu iş biraz da ticarileşti. Pilates aslında üçe ayrılıyor. Pilates bir geleneksel pilates, Joseph Pilates'in geliştirmiş olduğu ilk o ana sistem. Şu an hayatta olan bazı öğrencileri de var. Onlar da son demlerini yaşıyorlar. Geliştirilmiş, uyarlanmış pilates. Bu biraz daha böyle işte günümüze uyarlanmış hali. Yeni işte doktorların, fizyoterapistlerin yapmış olduğu katkılar ama işte o doktor ve fizyoterapistler bunu bir üst aşamaya daha taşıyıp klinik pilates haline getiriyorlar. Şu an pek çok fizyoterapi ünitesinde klinik pilatesin yapıldığını biliyoruz. Hani bu televizyonlarda izlediğiniz pilates programları var ya, bakın. Aslında şuradaki şu pilates topunu görüyor musunuz? Bunun adı pilates topu değil, Swiss ball ya da gym ball da deniyor. Ama pilates o kadar ünlendi ki buna pilates topu dediler. Veya işte neden? Çünkü bunu daha iyi bir satış elde edebiliyorsun, daha çok talep oluşturabiliyorsun. Pilates topu dendi. İşte ondan sonra pilates ekipmanları daha da geliştirildi. Gördüğünüz gibi bir Cadillac aleti. Gayet bu gerçekten pilatesin içinde olan etkili bir sistem. Reformer. Chair dediğimiz, işte minder egzersizleri, matta yapılan, bunu Joseph Pilates bizzat yaptırmıştır minder egzersizlerini. Arc, barrel'lar, tower, physio ball, bosu, reformer class, chair class. Yani sistem sürekli gelişiyor. Bu kötü bir şey değil. Eleştirdiğim için demiyorum. Tabii ki insanlar para kazanacaklar. Ama arada dediğim gibi pazarlama tuzaklarına düşmemek lazım. Biraz sonra size 8 tane pilates ilkesinden bahsedeceğim. Bunlar varsa gerçek pilates. Bunlar yoksa kandırmaca. Ona göre. Gördüğünüz gibi Joseph Pilates burada bir grup dersi yapıyor. Şu an burada bir denge çalışması. Bu da New York'ta açmış olduğu stüdyosundan bir görüntü. Stüdyosunda işte oradaki çalışmalarından birisi. Hatta Pilates'in biraz ünlü olmasında ünlülerin de payı var. Madonna mesela Pilates yaptığı için formunu buna borçlu olduğunu söyledikten sonra biraz daha böyle bir yaygınlaşmaya başladı zaten. Şu an işte bunları yapan pek çok ünlüler var. Şimdi Pilates'in 8 tane ilkesi var arkadaşlar. Tabii biraz sonra bir deney yapacağız. Bir kor bölgesi kaslarımızla çalışacağız. Aslında vücudumuzda belden yukarıda ve boynumuzdan aşağıda tam şu orta kısımda kor bölgesi dediğimiz çekirdek, derin yani vücudumuzun çekirdek bütün işlerini yapan bir kas grubu var. Bunlar güçlü olursa dik durabiliyorsunuz, yorulmuyorsunuz, daha iyi nefes alıyorsunuz, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam yapıyorsunuz. Kor bölgesini çalıştığınız bütün hareketleri böyle titreye titreye yapıyorsunuz. Dışarıdan birisi baksa ne var bunlar ne yapıyor falan diyeceği tarzda hareketler. Ama inanın ki kanter içinde kalıyorsunuz. Ağırlık kaldırmak yok. Kiloları böyle kaldırıp da ne var ya spor salonu halterleri kaldırıp hiçbirisi yok. Çok derin ve etkili, direnci yüksek egzersizler yapabiliyorsunuz. Merhaba. Evet. Şimdi bir, az önce yaptığımız harekette ne vardı? Bir kere öncelikle konsantre oluyor harekete. Ne yapacağını öncelikle ne yapıyor? Konsantre bir şekilde gerçekleştiriyor. Akıl vücudu geliştirir diyor Pilates. Burada tamamen yapmış olduğunuz harekete bir konsantre olmak gerekiyor. İkincisi nefes. Her harekette bir nefesle desteklemeniz gerekiyor. Bir hareket var mesela. Bu harekette nefesle 20 tane nefes yapmadan 20 tane yapabilirken bir nefes ekliyorum o harekete 8 tane çıkmıyor. Bakın sadece bir nefesle. Çünkü kor bölgesi daha çok yorulmaya başlıyor merkez. O yüzden nefes bölgesi gelişimi çok daha fazla artırıyor. 3. Kontrol. Joseph Pilates kendi yöntemini kas kontrolü fikrine dayalı olarak geliştirmiştir. Bu yarım yamalak ve rastgele hareketlerin olmaması anlamına gelir. Her hareketin bir amacı ve hedefi vardır. Tamam mı? Kontrol de son derece önemli. Bir diğeri merkezleme. Bütün hareketler merkezde başlar ve merkezde biter. Örneğin az önce şu şekilde geldik, çevirdik. 5 içe 5 dışa, 8 içe 8 dışa bu sizin kapasitenize göre. Sonra ne yapıyorsunuz? Başlangıç noktasına geri dönüp merkezde bitiriyorsunuz. Evet. Bir dakika. Bir diğeri akıcılık. Hareketlerde bir akıcılık olmalı diyor Joseph Pilates. Ayakta başladın, yerde devam ettin, sonra yine ayağa kalktın. Böyle değil. Bir geçiş, bir akış olmasını istiyor.
Bu da yine bizim dikkat ettiğimiz bir diğeri. Bir de program olmalı. Program diyor ki 10 seansta vücudunuzdaki değişikliği hissedecek. 20 seansta değişikliği fark edecek. 30 veya daha fazlasında yeni bir vücuda sahip olacaksınız demişti. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Tahtakale'de bir tane böyle Hamallar Caddesi vardır. İnanın ki oradaki hamalların kaldırdığı hiçbir kiloyu biz kaldırmıyoruz. Adamlar akşama kadar çalışıyorlar. Ama vücutları imrenebileceğimiz şekilde güzel fizikleri yok. Niye? Programlı çalışmıyorlar. Hareket aralıkları belli değil, setler, tekrarlar, nefes yok, odaklanma yok, beslenme belli değil. O yüzden gelişim olmuyor. Program yoksa gelişim olmaz. Programlı olacaksınız. Haftada kaç gün yapıyorsunuz? Hareketler kaç tekrar? Kaç set? Bunların hepsi belli olmalı. Biz zaten eğitmen olarak bunları belirliyoruz size. Hassasiyet. Her hareketi hassas bir şekilde yapacaksınız. Özeneceksiniz. Çok iyi yapmalıyım diyeceksiniz. O an kameralar sizi çekiyormuş gibi, süperstar gibi. Hassas. Tamam mı? Bu da yine 7. ilkemiz. İzolasyon. İzolasyonda o kası izole ediyorsun ve sadece o kasa yoğunlaşıyorsun o anda. Mesela ben size spor salonunda bir şey söyleyeyim. Bizim geliyor salona, erkekler salonunda özellikle alıyor şimdi, kol çalıştığını zannediyor, şöyle bir şey yapıyor. Hop, gövdeyi sallıyor. Gövdeyi sallayınca ağırlık kendisi sallanıyor zaten. Hop, yukarı kaldırıyor, düşürüyor. Kaldırıyor, sonra gidiyor, ya hocam ben kol çalıştım, kolum gelişmedi diyor. Sen kolu izole etmedin ki. Sen gövdeni salladın, o salınımla ağırlığı tuttun sadece. Diyor ki pilates, o anda dur, gövdeyi kor merkeziyle bağlantıyı kur ve o anda. Hop, sadece o kasa. İzole ederek çalıştır diyor. Bu da önemli. Yani böyle hızlı bir şekilde pilates dersini çok böyle hızlı bir akış görmezsiniz. Genelde biraz böyle yavaş bir tempoda akar. Tamam mı? Oradan anlayabilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi 57 yaşındaki bir resmi. Bu da 82 yaşındaki bir resmi. Duruşunuzu koruyabiliyorsunuz. Bakın pilatesin en önemli faydalarından birisi de ne biliyor musunuz? 35 yaşından sonra kadınlarda daha fazla, erkeklerde de aynı. Kemik yoğunluğunuz düşer. Kas yoğunluğunuz düşmeye başlar. Ve boyunuz kısalmaya başlar arkadaşlar. Yaşlara bakın, gençlik resimleriyle yaşlılık artık küçülmüşlerdir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bakın boyunuzu koruyabiliyorsunuz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Pilates boyu uzatır mı diyorlar. Yanlış duruş neticesinde şu an diyelim ki 1.70 bir kişi şöyleyse. Hop bak ne oldum? 1.66 oldu boyum şu anda. Bak tekrar 1.70'e geri çıktım. Bir kere pilates öncelikle sizin boyunuzu korur ya da normalden kısalmış olan boyunuzu tekrar normale çevirir. Yani doğru belli oranda kısalan boyunuzu tekrar uzatıp geriye döndürebiliyor. Ama tutup da 5-10 cm uzar mıyım işte şöyle, bunlar biraz olmayabilir. Ve duruş bozukluklarında çok iyi. 1. Kambur duruş, kifoz. 2. Skolyozlar vardır. Bir omuz yukarıda, bir omuz aşağıda. Omurga içeriden şöyle yamuk S ya da C şeklinde gelir. Şöyle yürüyenler o. Onların en iyi yapabileceği şey pilatestir. Özellikle reformer pilates ne yapar? Omurgayı güçlendirir. Skolyozu çözer garantisi yok ama skolyoza karşı çok iyi bir direnç sağlar. Bir diğeri bel ağrıları. Bel ağrıları ile ilgili müthiş bir güçlendirme sağlayabilirsiniz. Yine kor bölgesini güçlendirdiğinizde bel kaslarına binen yük azalacaktır ve beliniz rahatlayacaktır. Daha konforlu, daha formlu bir hayat yaşayacaksınız. Ve yine pilatesin bir sözü, doğru yapılan iki hareket düşünmeden ve kontrolsüzce yapılan 10 hareketten daha iyidir diyor. Burada da yine güzel, özlü bir söz gerçekten. Çünkü ben mesela geçen salonda bir arkadaşın resmini çektim. Salona gelmiş, bir saat salonda ama inanın ki 20 dakika telefonla oynadı. Geldi böyle, hareketi yapıyor, yatıyor yere, oradan mesaj atıyor arkadaşa, dalga geçiyor falan böyle, ha iyi falan. Ondan sonra gidiyor, 3 dakika geçmiş, ikinci seti yapıyor. Sonra biraz daha bir şeyler yapıyor, üçüncü seti yapıyor. Sonra da ya spora gittik, bir şey olmadı. E olmaz tabii, düşünmeden yapıyorsun, yoğunlaşma yok, odaklanma yok. Ne oluyor? Sonuç alamıyorum. Pilates'in en vurguladığı sözlerinden birisi bu. 10, 20, 30 seans aralığında nelerin değişeceğini size gösteriyor. Bu da yine özellikle duruş bozukluğu yaşayanlar, ailenizde olabilir, omurga rahatsızlıkları, bakın skolyoz da çok arttı. Özellikle çocuklarımız okula giderken bir çantayı şöyle asıyor, şöyle gidiyor hep okula. Ondan sonra çantayı bir çıkarıyor çocuk, şöyle bir omuz yukarıda kalmış. Duruşu bozuldu, nasıl düzelteceksin? İşte pilatesle omurgayı dengelemek gerekiyor. Evet. Bugün 20 dakikalık bir ders içeriği oluşturduk. Sorularınızı seminerimizden sonra alabiliriz. Mesaisi olan arkadaşlarımız var. Ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.